İki Teker'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kas temizleme ile alakalı bir video yapacağım size. Yani ben kaskımı nasıl temizliyorum daha doğrusu. Kas nasıl temizlenir değil de benim yöntemim nedir. Öncelikli olarak şu siyah vizörümü söktüm kaskı temizlemek için. Kaskın vizörü biraz zor sökülüyor. Şöyle göstereyim. Önce şurayı söküyorsunuz. Buraları çıkarıyorsunuz. Şu altlarında böyle görünüyor mu? Vidalar var. Bunları söküp o vidaları falan çıkarıp daha sonra kaskı çıkarıyoruz. Kaskın vizörünü söktüm ben. Bir de sabunlu suyla yıkadım ama biraz daha temizlemem lazım. Motul'ün spreyiyle. Vallahi sökerken aslında beyaz vizörü takmayı düşünüyordum ama herhalde beyaz vizörü yine takmayacağım. Siyah vizörle devam edeceğim. Ama öncelikle bir kaskı temizleyeceğim. Bir de şu artık kışlık şeyini takacağım. Alttan çenemden rüzgar gelmesin diye. Şöyle. Şimdi temizlemeye başlayalım. İkonun kendi kask temizleme bezi de var. Şöyle kutusundan çıkan. Tabii biraz kirlendi ama iş görür. Temiz tarafıyla önce vizörü temizleyeceğim. Şöyle. Vizörü bastırmadan yumuşakça böyle kibar kibar temizlememiz lazım yoksa vizör çizilir. İz kalmaması için de parmaklamıyoruz. Şöyle güzel güzel. Normalde ben her yağmur yediğim zaman kaskı böyle bir defa söküp temizliyorum. Çünkü kirlendiği zaman görüş falan bayağı düşürüyor. Zaten siyah vizör. Görüşü biraz düşük. O görüşün daha da düşmesini elbette istemeyiz. Bastırmadan yavaşça siliyorum. Evet. Bunu temizledik. Şöyle koyalım. Kaskın dışı da oldukça kirli. Bayağı bayağı. Aslında içi de kirli de içini çok yıkamak istemiyorum. İçi kirli derken benim vücudum biraz yağlı. Şöyle göstereyim. O yüzden vücudum yağlı olduğu için şu kenarları çabuk kirlenebiliyor. Gördüğünüz gibi of, kararmalar mevcut. O içini çok yıkamak istemiyorum. Çünkü yıpranabiliyor o şeyler. Şu altındaki siyah şeyler. O yüzden içini yıkamayacağım. Sadece dışını temizleyeceğim. Onun için de yine Motul'ün spreyini alıp spreyi tekrar sıkıyoruz her tarafına. Biraz bekletiyorum. Ondan sonra yine sileceğim. Onun için de bu bezi kullanacağım. Bu büyük bezi. Biraz şey yapana kadar mikrofonu nereye koyduğumu göstereyim. Mikrofonum bu tarafta. Burada duruyor. En güzel konum da burası. Hem nefes sesi çok almıyor hem de rahatsız etmiyor ya da sesin net çıkmasını sağlıyor. Kaskın burada iki tane hava girişi var. Varyant kasktan bahsedeyim biraz. İki tane burada hava girişi var. Bunları kapatabiliyorsunuz. Gerçi bunu motorcu muhabbette anlatmıştı ama ben de üzerinden geçeyim. Bir de şurada kapanmayan iki tane hava girişi var. Bu da normalde bunlarda pin lock olmadığı için gördüğünüz gibi benim kask vizörlerimde pin lock yok. Bunlarda pin lock olmadığı için buhar yapmasını engelliyor. Pin lock olmamasına rağmen buhar yapmıyor enteresan bir şekilde. İki tane orada hava girişi var dedik. Bir tane şurada açılıp kapanabilen bir hava giriş yeri var. O şu öndeki için. İki tane şurada hava giriş yeri var. Bir, iki. Ondan sonra iki tane de şurada hava giriş yeri var. Şu altta buradan tam görünmüyor ama şuralarda. Bunlar da buradan kapanıyor. Diğer üst alın hava girişleri de buradan açılıp kapanabiliyor. Yani en az 6 yerden hatta 2 3 5 7 9 yerden hava girişi var. Ferah bir kask. Hani öyle kışın da onları kapattığımız zaman çok üşütmüyor. Evet, şimdi kaskımızın dış yüzeyini temizlemeye başlayalım. Şöyle alıp abi nazikçe bu mikrofiber bir bez.
Yine bu bezle çok bastırmadan. Temizliyoruz. Bunun da kabasını ben bir alayım. İnce temizliğini yine kendi bezi olan. Bu bez aynı şekilde parlatıyor da. Şimdi kask siyah olduğu için çok çabuk kirlenebiliyor. O yüzden kaskı mümkün olduğunca ben temiz tutuyorum. Şu iç taraflarını da şu şekilde siliyorum. Şu fitillerine iyi bakmazsanız zamanla kaskın tam kapanmamasına ve rüzgar almasına sebebiyet verebilirsiniz. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Kaskımızı büyük oranda temizledik. Şu kaskın vizörünün hareket ettiği oynar kısma biraz WD-40 sıkacağım. Çünkü o son yediğim yağmurda biraz gacır gucur bilmem bir sesler çıkarmaya başladı. İnşallah kasta koku yapmaz ama şansımızı deneyelim. Sıktık ama bakalım. Biraz şöyle kabasını alalım. Bu da sinek ilacı gibi bir şey kokuyor. İnşallah kaskın içi kokmaz. Şimdi diğer tarafına da aynı şekilde. Bakalım WD-40. Her şeyin gerçekten ilacı mıymış? Onu da anlamış olacağız. Onun da kabasını şöyle alalım. Şimdi kaskının vizörünü geri takacağım. Varyantların vizörü takma işi biraz değişik. Yine siyah vizörü takayım ben yine. Siyah vizörü iyidir. Ben ufaktan şöyle şey yaptıktan sonra, bastırmadan sildikten sonra şu geniş hareket eden kısma da ben biraz WD-40 sıkayım. Camın yanında senin bir zararı var mı onu da bilmiyorum ama bakalım ne olacak. Şimdi önce sağ tarafı takıyoruz. Burada kirlendi. Şuradan tutarak tam yerine denk getirmek gerekiyor, yoksa yoksa vizör tam kapanmıyor. Herhalde şu an tam oldu. Lan elimizde bir şey oldu ya. Leş gibi kokuyor. Sinek ilacı gibi kokuyor. Şimdi şeylerini takacağız. Vidalarını. Ondan sonra bir kontrol edeceğiz. Vizörümüz açılıp kapanıyor mu? En sonunda da sıkıştıracağız. İkonun vidası şöyle bir şey. Şöyle bir vida şeyi yapmışlar. Böyle sıkıyorsunuz. Enteresan bir şey yapmışlar. Bir tarafa da takıyoruz. Bazen bu şey tam oturmayabiliyor. O yüzden aşırı sıkmadan bir deneyeceğim. Kapanıyor mu kapanmıyor mu diye. Ondan sonra tam anlamıyla sıkacağım. Evet, kapanıyor. Şimdi vidalarını güzelce sıkıp kapaklarını oturtturacağım. Bu işte böyle hallolmuş olacak. WD-40 sıkınca daha güzel oldu bak. WD-40 ağrıyan dişinize bile sıkabilirsiniz arkadaşlar. WD-40 güzel. Şimdi kapaklarını takacağım. Bunun kapakları takması biraz sıkıntılı ama tamam. Becerebileceğiz. Sanırım burayı taktık. Şimdi diğer tarafı takacağız. Takacağız. Burayı da taktık. Yani işimiz
Bitti. Son olarak şurayı bir kaskın parmakladığımız yerlerini silelim. Bugün şeyi de takacaktım. Onu da takayım unutmadan. Şu çene rüzgar giriş bilmem neyi, onu da takacağım. Bu alet rüzgar girişini yine tamamen engellemiyor. Bir kısım rüzgarın girmesine müsaade etmekle birlikte sen takamadık da ters mi oldu acaba? Yoksa tam tersi mi? Bir de tam tersini deneyelim. Evet, böyle daha güzel oldu. Demek ki yanlış takıyormuşuz. Evet, şöyle. Burada da böyle. Demek ki ters takıyormuşuz. Buradan bir ağız var. Hava girişi herhalde burası. Şu da mikrofon kablom. Sağdan böyle buradan kameraya taktığım için şu an dışarıda dolanıyor. Boş boş şöyle içine atalım. Bunu da böyle kapatalım. Evet. Kask temizliği ve vizör değişimini göstermiş oldum. WD-40'lı falan böyle. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.